Merhaba, bugün 3 boyutlu yazıcılardan, eğitimdeki öneminden ve biraz da kendimden bahsedeceğim. Benim 3 boyutlu yazıcı maceram 1 Ocak 2015 sabahı başladı. O tarihte gönüllü olarak çalıştığım okula bir 3 boyutlu yazıcı kazandırmak istiyorduk ve yeni yılın ilk kahvaltısında bunu nasıl yapabileceğimizi konuşmak için arkadaşlarımla okulda bir araya geldik. Hazır bir yazıcı almak alternatifler arasında bile değildi. Çünkü bir yıllık laboratuvar bütçemizle bile hazır ticari bir yazıcı alamıyorduk. Biz de yazıcıyı kendimiz yapmaya karar verdik. Zaman sınırlıydı çünkü Aralık ayının sonunda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 3 boyutlu yazıcı kullanılarak bir el aleti üretilmişti. Bu hareketli parçaları olmasına rağmen tek seferde basılabilen bir aletti. Aynı zamanda uzayda 3 boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmiş ilk aletti. Zaman kaybetmeden yazıcıyı, sonra da bu anahtarı üretmek istiyordum. Malzeme toplama süreci bir filme konu olabilecek kadar komikti. Motorları hurdalıktan aldık. Kodları aynı olmasına rağmen bulduğumuz lineer rulmanlar olması gerekenden 1 milimetre daha büyüktü. Motor sürücülerini o kadar farklı yerlerden topladık ki hepsi farklı renkteydi. Isıtmalı tablayı Konya yolu üzerinde bizi bekleyen bir otomobilin içindeki adamlardan aldık. Polisiye film sahnelerini aratmayacak bir görüntüydü. Hem ilk yazıcımız olmasından hem de parçaların çok farklı kaynaklardan toplanmasından dolayı montaj da oldukça sıkıntılıydı. Çalışmaya katılan öğrencilerin neden bu kadar çok sorun çıktığını sormaları üzerine asıl işimizin sorun çözme sanatı olduğunu, yazıcının bu sürecin bir yan ürünü olduğunu anlatmaya çalışıyordum. Sömestr tatilinden kısa bir süre sonra yazıcımız ilk baskılarını yapmaya başlamıştı. Prusa i3 modeli bir yazıcıydı. Kalibrasyonu tutturmak ve muhafaza etmek oldukça zordu. Çok zayıf bir yapısı vardı ve okul şartlarında çalışmaya çok da müsait değildi. Değil, dokunmak, üzerine doğru hapşırsanız yeniden kalibre etmeniz gerekiyordu. Bu şartlar altında NASA Space French'in baskısını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. O zaman için önemli bir başarıydı çünkü 100 mikron hassasiyete ulaşamadığınızda anahtar çalışmıyordu. O dönemde Türkiye yine bir seçimle meşguldü ve medyada seçim dışında haber görmek mümkün değildi. Buna rağmen çalışmamız basında yer buldu ve Sanayi Bakanlığı'na davet edildik. Normal şartlarda üflesek kalibrasyonu bozulan yazıcı elimizde sallaya sallaya götürmemize rağmen Sanayi Bakanı'nın karşısında harika bir performans sergiledi. Sayın Bakan'a da bir Space French basarak hediye ettik ve okulumuza destek sözü aldık. O günden bu yana faturalarla da belgeleyebileceğim hemen hemen her modelden toplamda 100'ün üzerinde 3 boyutlu yazıcı ürettim. Bunların tamamına yakını eğitim amaçlıydı. 3 boyutlu yazıcıların eğitim için ne kadar büyük bir fırsat olduğunu ilk fark edenlerden sadece biriydim ama bu konuda benim kadar heyecan duyan başka biri daha yoktu. Bu heyecan da insanlara garip geliyordu. Okuma yazmayı, çarpım tablosunu en geç öğrenenlerdendim. Öğrencilik yaşamım boyunca adına başarı denebilecek hiçbir deneyimim olmadı. Yaramaz değildim ama basbayağı başarısızdım. Her veli toplantısı, her karne dönemi ayrı bir ızdıraptı. Hiç karne hediyem olmadı mesela. Yaz boyunca bütünlemelere çalışıp kışın sınıfın en arkasında uyuyan bir öğrenciydim. Annemin arkadaşlarının çocuklarının başarı hikayelerini dinlerdim. O zaman bu çocukların büyüdüklerinde dünyayı kurtaracaklarını zannediyordum. Şimdi Google'a ekşi sözlüğe isimlerini yazdığımda böyle bir şey yok diyor. Ben ve benim gibi insanlar daha salak ya da daha tembel olduğumuz için eğitim sisteminde başarısız olmuyoruz. Bazı insanların ki sayımız hiç de az değil, dokunarak, üreterek öğrenmesi gerekiyor. Ama eğitim sistemi hazır kıyafet ya da otobüs koltuğu gibi tasarlanmış. Herkesin tek tip olduğunu varsayıyor ama hiç de öyle değil. 3 boyutlu yazıcının eğitime dahil olması beraberinde uygulamalı, görmeli, dokunmalı eğitimleri getiriyor. Bu da sadece zor öğrenen öğrencinin değil, tüm öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkiliyor. 3 boyutlu yazıcı zincirleme bir tepkimenin ilk basamağını oluşturuyor aslında. Ardından hayal bile edilemeyecek güzellikleri getiriyor. İlk 3 boyutlu yazıcıyı yapan ekipteki gençler bu sene robot olimpiyatlarında dereceye girdi mesela. 3 boyutlu yazıcının da aslında bir robot olduğunu hatırlatmak isterim. İşte heyecanımın nedeni buydu. Tabii 3 boyutlu yazıcılarla dolu dolu geçen bu süreçte yaşadığım sorunlar ve zorluklar da oldu. En büyük sorun kendi yaptığımız yazıcıların proje bittikten ya da ben o okuldan ayrıldıktan sonra çalışır durumda tutulamamasıydı. Tüm donanımı açıkta sürekli kalibrasyon ve bakım isteyen cihazlardı. Güvenlik sorunları çözülmüş, kalibrasyonunu muhafaza edebilen, onlarca öğrencinin dokunmasından sağ kurtulabilecek bir yazıcı arayışım hep devam etti. Çünkü yetişemeyeceğim yerlerden de talepler geliyor ve ben bir şey yapamıyordum. Yakın zamana kadar aradığım şartları asgari düzeyde karşılayan bir yazıcının fiyatı 3.500-7.000 euro aralığındaydı. Yazıcılar hala her okulun ulaşamayacağı kadar pahalıydı. Daha sonra Rigid3D firmasının sahibi Mehmet Bey ile yollarımız kesişti. Firmanın ürettiği Zero2 modeli okullar için biçilmiş kaftandı ve ben de bir Zero2 modeli edinerek kullanmaya başladım. Her gün konuyla alakalı en az 2 telefon konuşması gerçekleştirdiğim 3 boyutlu yazıcı seçimi konusuna da bu videoda değinmek istedim. Rigid3D Zero2 modelinden bahsedeceğimi söyledim ama sürekli Rigid3D Zero2 demeyeceğim. Ben yazıcıma Basri adını koydum ve çekim boyunca Basri diyeceğim. Basri'nin eve gelişi biraz gürültülü oldu. Apartmanın dış kapı zili çaldı. Kargo bekliyordum zaten. Açtım ve beklemeye başladım. Duyduğum ilk ses kutunun yere atılma sesiydi. Daha sonra asansöre kadar tekmeleyerek itekledi kutuyu kargocu arkadaş. Benim katıma geldiğinde asansörden kapıma kadar olan yaklaşık 10 metreyi de bu şekilde açtıktan sonra bana ulaştı. İyi düşünülmüş küçük bir buzdolabı büyüklüğündeki kutudan sapasağlam çıktı Basri. Kullanılmadan önce yapılması gereken 3 şey var. Bir, güvenlik vidasını söküyorsunuz ve filament taşıyıcıyı yerine takıyorsunuz. Filamenti de yerine taktığınızda, ki bu işlem önceki yazıcılara göre çok kolay gerçekleşiyor, filament hiçbir yere takılmıyor, katlanmıyor. Yazıcınız baskıya hazır hale geliyor. Filament, SD kart, bazı durumlarda tabloya sürmeniz gerekebilecek yapıştırıcıya kadar her şey kutudan çıkıyor. Geçirdiği zorlu yolculuğa rağmen ilk baskısından son baskısına kadar hiç kalibre etmeden istediğim her türlü baskıyı yapabildim Basri ile. Şu ana kadar 120 saatten fazla net baskı süresi var ve hala müdahale etmem gereken bir durumla karşılaşmadım. Yazıcının açıkta duran herhangi bir elektrikli elektronik donanımı yok. Her şey oldukça güzel görünen kasanın içine gömülü durumda. Bir öğrencinin herhangi bir yere dokunarak kendisine ya da yazıcıya zarar vermesi mümkün değil. Çok tozlu ortamlar çalışmak zorunda kalırsa önüne bir kapak, üstüne bir körük eklenerek de rahatlıkla kullanılabilir. Yazıcının üzerine çok önemsediğim uyarı etiketleri nizami bir şekilde yapıştırılmış. Bu etiketlerin bulunması ve Türkçe olması okul şartlarında kullanılacak bir yazıcı için yasal olarak da zorunluluk. Yazıcının gürültü seviyesi de sınıfta dersin akışını engellemeyecek kadar düşük. 40 metrekarelik bir sınıfta yazıcı çalışırken rahatlıkla dersinizi, çalışmanızı sürdürebilirsiniz. Üzerinde zamanla eskiyebilecek, değişmesi gerekecek herhangi bir parça olduğunu düşünmüyorum. Eskiden kullandığımız nozüller 50 saatten sonra su koyardı ama bu yazıcıda kullanılan nozüller 120 saatte herhangi bir aşınma göstermedi. Yazıcının üretiminde hiçbir masraftan kaçınılmamış. Bu yazıcıya özel üretilmiş parçalar var üzerinde. Kablo çoraplarından somun seçimine kadar her şey birinin bu yazıcıyı nasıl daha iyi yapabilirim diye kafa patlattığını düşündürüyor. Yazıcı markası olan Rigid kelimesinin hakkını fazlasıyla veriyor. Deneme amacıyla çalıştığı esnada yerini değiştirdiğimde baskıya yansıyan herhangi bir sonucu olmadı. Bu da ilk defa deneyimlediğim bir şeydi ve hoşuma gitti açıkçası. Uzun uzun teknik inceleme yapıp canınızı sıkmayacağım. Yazıcı çok popüler bir yazıcı ve YouTube'da incelemelerini bulabilirsiniz. Benim en başarılı bulduğum inceleme kanal olarak da çok başarılı olan Lezzetli Robot Tarifleri kanalına ait. Hem kanaldaki incelemenin hem de Rigid3D'nin kendi kanalının linklerini videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım. Rigid3D kanalı yazıcıyı kullanırken karşılaşabileceğiniz her sorunu çözmeniz, baskı kalitenizi arttırmanız için gereken bilgilerin de paylaşıldığı bir kanal. Teknik inceleme kısmını kısa tutmak istedim çünkü çok daha önemli bir konuya, yazıcıyı nasıl bedavaya getireceğinize değinmek istiyorum. Üstelik gelecek videolarda Basri ile pek çok proje gerçekleştireceğiz ve teknik konulara fazlasıyla gireceğiz. Bunun 2 yolu var. Bugüne kadar sıfırdan başlayarak 3 laboratuvar kurdum. Bunlardan ikisi eğitim laboratuvarıydı ve laboratuvar ekipmanlarına ödediğim paralar akıl alır gibi değildi. Basit bir hücre ya da çene modeli Çin'den 50 dolara yola çıkıyor, buraya gelene kadar bir birkaç yüz dolar oluyor. Basit bir pil yuvası için bile çok saçma paralar ödüyoruz. Yazıcı her türlü baskı malzemesiyle baskı yapabilse de okul kullanımına en uygun olan PLA ile yapacağınız baskıların maliyeti 100 gram için 15 lira civarında. Baskıların ne kadar hafif oldukları düşünülecek olursa bir laboratuvarın kurulumunda, bilim sergisinin hazırlanmasında kullanılacak yazıcı kendisine tek bir projede bile ödeyebilecektir. Yazıcıyı bedavaya getirmenin diğer yolu da ne yazık ki Ankara'daki 3 okul için geçerli olabilecek. Yazıcıyı alan ilk 3 eğitim kurumunda bir günü öğretmenler, bir günü öğrencilerle olmak üzere gerçekleştireceğim atölye çalışması. Bu atölye çalışmasının bedeli düşünülecek olursa yazıcı yine bedavaya gelmiş olacak. Buradan velilere de seslenmek istiyorum. Okul aile birliklerinde çalışmalar yapın. Özel ya da resmi okullarda istisnalar hariç yönetimin ve yöneticilerin başarılı olması, yenilikler yapması mümkün değil. Bu dünyanın her yerinde böyle. Bunun sebeplerini anlamak için Parkinson yasası ya da Peter ilkesinin ne olduğunu araştırabilirsiniz. Eğitim ya da başka bir alanda bir şeylerin değişmesini istiyorsanız bunu sivil toplum olarak sizin yapmanız gerekiyor. Hepimiz okullarda ne kadar saçma şeyler için para toplandığını biliyoruz. 600 öğrencisi olan bir okulda veli başına 6 lira toplandığında okul bir yazıcı sahibi olabiliyor. Hayalim her sınıfta bir yazıcı olması ama şimdilik okula razıyım. Unutmadan bu yazıcının hiç mi beğenmediğim bir yanı yok diye sorabilirsiniz. Kendi ülkemde üretilmiş bu kadar başarılı bir ürünün üzerinde en azından Türkçe model adı görememek beni üzdü. Sizler yorumlarınızda yıl sonuna doğru çıkacak yeni model için isim önerirseniz Mehmet Bey bu önerimizi dikkate alır ve Basri'ye aynı dili konuşan bir arkadaş gelir belki. Bu videoyu izlediğiniz, bu kanalı en kaliteli izleyiciye sahip kanallardan biri yaptığınız için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.